أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع جنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. Gecemiz mübarek olsun. Tüm İslam alemi hakkında, hepimiz hakkında Cenab-ı Hak hayırları, bereketleri ve Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatini nail etmiş. Şikayetinden cümlemizi, din kardeşlerimizi muhafaza etsin. İnşallah gecemizi değerlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık Cenab-ı Hak. Adımlarınıza kat kat bereketler nasip eylesin. Kusurlarımızı affeylesin inşallah. Güzel ahlak, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını cümlemize nasip eylesin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak, tanıtmak, anlamak, anlatmak hepimizin kârı değil. Onu bilen, tanıyan Mevla Teala'dır, yaratandır. Kadri kıymetini o bilir. Biz insan olarak, Müslüman olarak, bir ümmetinden bir fert olarak bir takım şeyleri anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Hep beraber Cenab-ı Hak anlayışımızı, anlatışımızı, yani ifade ve istifademizi ve ittibamızı Efendimiz Aleyhisselam'dan istifademizi artırsın inşallah. Onu görenlerle sonra görenler aynı değil, aynı değil tabii ki. Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler, ashab-ı kiram, güneşi görmüş gibi olur. Güneşi gören meyveyle güneşi görmeyen meyve aynı mı? Değil mi? Serada yetişen domatesle bahçede yetişen domates aynı değil. Fark var. Tadı değişik, rengi değişik falan. Biz de serada yetişen Müslümanlarız. Efendimiz Aleyhisselam'ı direkt göremedik ama göreni böyle geliyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak o görenlerin yanından bizi ayırmasın. Amin. Şimdi Sahil-i Kutsiye'de Efendimiz Aleyhisselam'ı tanıtan bir bölüm var. Bir Evliya Allah, İsmet Garibul Hazretleri bunu kerametle, zuhuratla, manevi şartla yazmış. O zatı zatına mirat eyledi can. O zat dediği Efendimiz Aleyhisselam'dır. Zatına dediği Allah-u Teala kendi zatına. Kendi zatını tanıtmak için Mevla Teala bir ayna tayin etti. Yani Cenab-ı Hak dünyada gözle görülmez. Nasıl Allah-u Teala'yı bileceğiz? Onu bilen, tanıyan, anlayan, onun nurunu bize aksettiren bir ayna. Efendimiz Aleyhisselam işte. Celaliyle cemali oldu seyran. Allah-u Teala'nın cemal sıfatları, celal sıfatları, bütün güzellikleri, azametleri Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında zuhur etti. Örnekleriyle ortaya çıktı. Hem anın aynasından o Sübhan, Efendimiz Aleyhisselam'ın aynasından Mevla Teala Hazretleri nikab açtı, kemali oldu ilan. Peçeyi kaldırdı, kemalatlarını, olgunluklarını, marifetlerini Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşantısıyla, sözleriyle, hareketleriyle ümmetine tanıttı. Nikablardan geçip hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. O halde perde olan şeyleri kenara at, Mevla'ya yönel, Efendimiz Aleyhisselam'a takıl, vesile edinerek Mevla Teala'ya ulaşmaya çalış. Anın nuri cemalinden bu alem. Bakın Efendimiz Aleyhisselam'ın büyüklüğüne. Rahmetenin alemi ya. Ayet-i kerimeleri okuyacağı zaman önce kalbimiz yumuşaması için manevi taraftan bir hisse alalım inşallah. Anın nuri cemalinden bu alem. Şu alem, kainat Efendimiz Aleyhisselam'ın nurunun güzelliğinden. O nur Allah-u Teala'dan gelen bir nur. Bütün bu alem Efendimiz Aleyhisselam'a akseden nurun güzelliğinden düzüldü, dizildi yani. Kademe kademe yaratıldı. Hem vücuda geldi Adem, Adem Aleyhisselam da insan oldu da o nurdan meydana geldi. Evvelü mâ halakallâh nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Vel mü'minûne min nuri. Müminler de benim nurumdandır. Kafirler de o nurdandır aslında ama onlar nuru söndürdü. İman etmeyince nur söndü. Dolayısıyla vebal üzerlerine kaldı. O nurun ücreti var. Yani cenemesi var, vebali var.
O onlar üzerine kaldı. Biz nurumuzu devam ettirirsek imanla oluyor bu iş. O zaman hakkını vermeye çalışacağız inşallah ve istifade edeceğiz. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın nuru öyle bir nur ki bütün alemi kaplıyor. Rahmetlerinin alemi işte. Anın feyzi kemalinden bu alem. Efendimiz Aleyhisselam'ın feyzinin kemalatlarından şu bütün alem zuhur buldu. Meydana çıktı. Bilindi sırrı Adem. Adem oğlunun, insan oğlunun sırrı buradan biliniyor. İnsan Allah'ın sırrıdır. Allah da insanın sırrıdır. O sırrı ancak insan çözer. Allah-u Teala onu insana verdi. O halde Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak lazım. Hicablardan geçip hakka gidelim, cemali bakemlere seyredelim. Perdelerden yani perde olan şeylerden kaç gidelim. Şun oldur noktayı bağ sırrı yezdan. Efendimiz Aleyhisselam Rab. Rab kelimesinde perde bir nokta var. O kadar yakın. Yezdan olan, yardım sahibi, yardım edici olan Mevlamızın Rab isminin noktası kadar yakın. Göründüğü bir ardından ve Sübhan Allah'ın aynası, Efendimiz Aleyhisselam aynasından o nurundan Mevla Teala'nın nuru parladı. Odur hem Bahri Rahmet, Kenzi Rahman, Rahmet Deryası ve Mevla'nın hazinesi Efendimiz Aleyhisselam'dır. Bilindiği bir ardından sırrı deyyan. Mevla Teala'nın sırları Efendimiz Aleyhisselam'ın aynasından ancak bilinebilir. O halde gururlardan geçip hakka gidelim, cemali bakemale seyredelim. Ebu Cehil gibi gurur yaparsan yetindir, falandır, filandır, böyle tahkir edersen ne olur bile mahrum kalırsın. O yüzden bazı, hatta bazı şaşkınlar var. Muhammed de, peygamber de bir insandır diyor. Postacı diyor, geldi gitti diyor. Evet. Kalın kafalı. Allah-u Teala onu seçti. Kendine dost edindi onu. Değil mi? Habibi, sevgilisi, sevdiği. Cenab-ı Hak peygamber insanlardan ve meleklerden kendine seçerim diyor. Kendime has, safi, tercih ettiğim dostlarım var diyor Cenab-ı Hak. Onların Cenab-ı Hak dostum diye değer veriyor. Bu adam diyor ki sıradan bedanım diyor. Kafaya bak. Tabii niye? Çünkü bunlar kafa gözüyle bakıyorlar. Kalp gözüyle bakmak lazım. İman kalptedir. Kafada değil, zekada değil. Kalpte. Akıl kalptedir. O zeka ayrı. Zeka şeytanda da var ama bir işe yaramıyor. Aklı selim yok. Görünmez gayri mirattan o mahbub. Mevla Teala'yı göreyim, bulayım diyorsan adres neresi? Sadece ve sadece Efendimiz Aleyhisselam'ın aynası. Bulunmaz gayri yerde vasılmaktuk. Ondan başka yerde Mevla Teala'ya vasıl olmak bulunmaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın tabi olmadan Allah'a gidemezsin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımadan Allah'a gidiş yok. Muti ol emrine taide mahsup. O adamın emrine itaat et ki seni hesaba katsın. Seni esrarına ne de mensup, seni sırlarına mensup etsin. Dolayısıyla itaat şarttır. Hevalardan geç, bakka gidelim. Cemal-i Bahçen Mâlin Selim. Nefsini, hevasını bırak. Mevla Teala şöyle buyurdu Esnaf'ı. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهِ Ey Habibim, onlara de ki, eğer Allah'ı seviyor iddiasındaysanız, فَتَّبِعُونِي Bana tabi olun ki, يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah da sizi sevsin. Allah bizi sevmesi için Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmamız lazım. Eyvâfır lekûm, zünür lekûm, günahlarınızı affetsin. Demek ki tabi olmadan, emrini dinlemeden Allah-u Teala bizi sevmez ve affetmez. Diğer ayet-i kerimede estağfirullah. Men yutir Resulü fakat ete Allah. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak Allah-u Teala'ya itaat etmiştir. Resul'e itaat etmezse Allah'a itaat etmiş olmaz. Şimdi ilk okuduğum ayet-i kerimede her Müslüman Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifini ziyaret etmesi kurbet yani yakınlık olarak Allah-u Teala'ya yakınlaşmak için Efendimiz Aleyhisselam'ın ziyaret şarttır. Yani imkanı olan mutlaka bunu gönlüne koyması lazım. İşte ayet-i kerimede Nisa suresi 64. ayet-i kerimede وَلَاَنَّهُمْ Eğer onlar اِذْظَالَمُ وَاَنْفُسَهُمْ kendilerine zulmederlerse, nefislerine zulmederlerse, günah işlerseler, yanlış bir şey yaparlarsa cavuke sana gelirlerse hayatındayken bizzat huzuruna gitmek, vefatından sonra kabri şerifine gitmek festeğfirullah ve gelip orada Allah'tan mağfiret talep ederlerse, ya Rabbi affet, istiğfar ederse sonra festeğfirullahur resul Resul Aleyhisselam da onlar için istiğfar ederse ki hayatında bizzat bunlar ayette sabittir. Hayatından sonra da o itikatla kabri şerifine varıp
Allah'tan af dilersin. Efendimiz Aleyhisselam da senin için Allah'a niyazda bulunur. Bu itikadlı olursam ne olur? Nebecedullâhe tevâben rahîmâ. Elbette Allah-u Teâlâ'yı ziyadesiyle affedici ve rahim esirgeyici bulurlar. İşte böylece Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmak için sünnetlerini yaşayarak huzuruna ulaşmak, dünyadayken onun huzuruna varmayı arzu etmek lazım. Ziyaret bu bakımdan çok mühimdir. Şimdi o ziyaretle alakalı hadis-i şerifleri okuyayım size manalarını. Kim benim kabrimi ziyaret ederse onun için şefaatı vacip olur. Buyuruyor. Kim Beytullah hac eder de beni ziyaret etmezse muhakkak bana cefa etmiş olur. Bak Kabe'ye gittin ziyaretin ama ben sana görmeden gelirsen, ziyaret etmesen gelirsen ona eziyet olur. Kim isteyerek benim kabrimi ziyaret ederse, yani iradesiyle, kıyamet günü civarında, yakınında olur. Kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse, sanki diri olduğum halde beni ziyaret etmiş gibidir. Yani bak hiç fark yok. Kim sevabın olduğu halde beni Medine'de ziyaret ederse, onun için şefaatçi olurum veya şahit olurum. Ümmetimden imkanı olduğu halde beni ziyaret etmeyen hiçbir kimsenin özrü yoktur. Bu da hadis-i şerif. Kaderin imkan varsa imkanları zorlayıp illa ve illa Medine-i Münevvere'ye ulaşmanın yoluna bakalım. Oraya varınca insan kabri şerife fazla yanaşmayacak. Zaten orada bir şey var, set var. Kapalı duvar var. Oraya kadar yanaşmak uygundur. Çok yanaştım iyi değil. Namazda durduğu gibi durur. Yalnız sırtını Kabe'ye dönersin, yüzünü Efendimiz Aleyhisselam'a dönersin. Ziyaret adam odur. O da kıbleye dönük olduğu için ondan yüzle gelmiş oluyorsun. Ve ona selam veriyorsun. Göz göze gelip sanki. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve rekatuhu. Esselamu aleyke ya seyyide ve adem. İnni eşheden la ilahe illallah ve atuhu la şerike leh. Ve eşheden enneke abduhu ve resuluhu ve eminuhu. Eşheden enneke İnneke kad bellagte risalete ve teyte emanete ve nasate ümmete ve keşefte ümmete ve cezake Allah anna hayran cezake Allah anna eftale ma ceza nebiyyen min ammedi Allahümme ati seyyidina abdeke ve resuleke Muhammeden il vesilete el fadilete ve derecete el aliyete ve refi'a ve ba'zul makamel mahmuden illezi ba'te ve enzilihul menzilel mübarek indeke subhaneke ente zul fadil azim. Yani ya Rabbi senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bu yüce makamları ver diye orada dua ediyorsun. Selamda da ey nebi zişan Allah'ın rahmeti bereket üzerine olsun. Ey Adem oğlunun efendisi ben şahit ederim ki Allahu Teala tektir, ondan başka ilah yoktur ve sen onun kulu ve resulüsün. Eminisin ve sen resulünü tebliğ ettin, emaneti eda ettin, ümmete nasihat ettin, sıkıntıları açtın. Allahu Teala bizim tarafımızdan seni mükafatlandırsın. Bir peygamber nasıl mükafatlandırıyorsa ümmet tarafından o şekilde seni sonsuz şekilde mükafatlandırsın diye duası var. Bu duada tabii işte umre dua kitaplarında falan vardır. Yani. Umre giderken inşallah bir niyetimiz vardır. Vakfımızın ilanları vardır. Gidersen iyi bilen biriyle gidersen orada yanlış yapmazsın inşallah. Güzelce bir ziyaretle beraber anadan doğma günahsız olarak inşallah vatanına dönersin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın yüceliği hakkında dedi ki Allah-u Teala onu bilir, tanır. Çünkü o yarattı, o kıvama getirdi. Ece beni Rabbi, tahsen etti, iyi bir. Rabbim beni edeplendirdi. Ne güzel yaptı edebimi. Onu ama hemen Allah karibi, onu vasfeden ancak yakın olan Mevlasıdır. İşte ayet-i kerimelerden ipuçları çıkarmamız lazım. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ مُحَكَسَ جَيَدِ رَسُولٌ bir peygamber ki مِنْ اَنْفُسِكُمْ sizin içinizden, sizden olan aziz, çok aziz aleyküm, size çok düşkün manettum. Yani size sıkıntı veren şey karşısında Efendimiz Aleyhisselam çok darlanıyor. Bize verilen sıkıntı Efendimiz Aleyhisselam üzüyor. Ya. Sizin sıkıntınız ona ağır geliyor. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlere ikram etti, ihsan etti. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا Minafusi, işlerinden bir peygamber gönderdiği zaman da Cenab-ı Hak müminlere çok ikram ettiği için Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah
müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapık içindeydiler. Eğer peygamber gelmeseydi ne olacaktı? Mekkeli müşriklerin halinden beter olacaktı. Peygamber aleyhisselam geldiği halde şu milletin haline bak, dünyanın haline bak. İnsanlar birbirini boğazlıyor. Değil mi? Bu kadar azgınlık var. Ya peygamber gelmeseydi? Biz de öyle olacak. O yüzden çok şükrederim. Kuvvetlezi ibâsı fil ümmiyine resûlen minhum. Cuma suresinde bu ayet. Ümmiler arasında, yani kitap gelmeyen bir ümmet arasında kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Fakat onlar önceden apaçık bir sapık içindeydiler. Ya Mekke'li müşrikler kitap bilmezler, sadece helvadan, peynirden put yaparlar, acıktı mı onu yerlerdi. Ya onlara peygamber geldi ki en şerli insanlar oraya yığılmış. Onların içinden kainatın efendisi çıktı. Kemâ erselnâ fîküm resûlen minküm. Şu ayetimizde. Öyle ki size kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi temizleyecek, size kitap ve hikmet öğretecek, bilmediklerinizi bildirecek bir Resul gönderdik. Ya bilmediğimizi bize öğretiyor. Dünya ve ahiret kârımızı bize öğretiyor. Peygamber aleyhisselam, dünya ve ahiret kârımızı bize öğretiyor. Men yutu Resulü fakat ete Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ve mâ erselnâki illâ rahmetil âlemîn. Seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Ve mâ erselnâki illâ rahmetil âlemîn. Yani rahmet. Herkesin bu rahmetten nasibi var. Yani Cebrail aleyhisselam da diyor, benim de nasibim vardı. Ben de anladım ki bu kitabı sana Ruhul Emin indirdi. Ruhul Emin. Emin deyince anladım ki ben emin olacağım. Yani kaymayacağım. Şeytanın kaydığını görünce çok korktular. Titriyorlardı. Çünkü şeytan kaç bin sene ibadet yapmış. Gökyüzünde secde etmemiş yer yok ha şeytan. Ama kaydı. Aklına uydu, nefsine uydu. Dolayısıyla biz korkuyorduk ama bu ayet sana indirdiğim zaman sana onun nezdinde bir ruhul emin. Ruhul emin. Emin olan o ruh, o Cebrail indirdiği ayet deyince kendimin de emin olduğunu anladım deyip rahatladım diyor. Senin sayende oldu diyor. Yani görüyor musunuz? İşte biz böyle her şeyin Efendimiz Aleyhisselam hürmetine bize verildiğini bilirsek biz de sadakatli oluruz. Ama işte kafirlere diyorlar, biz yaptık, biz ettik, biz bulduk, bize aittir. Sahiplendikleri için iman nasip olmuyor. Aslında kafirler çalışkan adamlar, çalışıyorlar. Dünya için çalışıyorlar. Ama bir metre aşağısından haberleri yok, kabul etmiyorlar. Gördüğüne inanmış adam, görmediğine inanmıyor. Ama aklını görmediği adam ona inanıyor işte. Rüyayı görmediği adam rüyayı görünce, rüyayı gördüm diyor. Elle tutulur bir şey değil ama görünce onun rüyasında inanıyor. Ama ahireti görmediği halde inanmıyor. Halbuki Allah-u Teala bilen, yaratan haber veriyor. O halde sadık haberci Muhammed Mustafa senin sözüne inanmak lazım ki teslimiyet ortaya çıksın. Kaçca hüküm minallah nurun ve kitabı bil. Bakın arkadaşlar. Allah-u Teala tarafından size nur geldi ve açık kitap geldi. Açık kitap Kur'an'dır. Nur kimdir? Muhammed Mustafa Efendimiz. Öyle değil mi işte? Çölde, kumda yürüyor, ayağından iz çıkmıyor. Taşa basıyor, ayağında iz çıkıyor. Gölgesi yok. Güneşte yürüyor, gölgesi yok. Nur. Ayşe validemiz bir gün diyor ona şakalaşan dedim diyor. Başörtüsünü atmış böyle, çekeyim kendime diyor. Çekti başörtüsü kendime geldi. Hakikaten bazen diyor bir şey dikecektim. Bir elbise yırtık falan. İğnenin deliğine ipi sokmak için Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne bakardım böyle, tutardım. Onun nurundan iğne, gece karanlığında iğneye iplik takardım. Hakikatini gösterse kimse dayanamaz zaten. Ama gören de görüyor işte yani. Efendimiz Hazretleri onu gördü, hayran oldu, sıddık oldu. Ebu Cehil gördü, nefret etti, cehil oldu. Halbuki adam okuma yazma biliyordu ha. Ama cehil, cehaletin babası. Yani okuma yazma mürekkep yalamış, merkep olma sakın ha. Mürekkep yalamış. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yahmül esfara. Yahudileri Cenab-ı Hak merkebe benzer. Ya dört ayaklı var ya hani uzun kulak, uzun kulak. Yahudiler onu gibidir diyor. Aslında uzun kulağın kabahati yok ama temsilde öyle yani. Niye? Çünkü o merkebin üzerine yüklersin kitapları götürür. Yük taşır. Bu Yahudilere Cenab-ı Hak kitap yükledi. Taşımadılar. Hükümleri almadılar. Ya. Dolayısıyla onun günahı boyunlarına kalmıştı. Nur. Efendimiz Aleyhisselam nur. Bak onun hakkında nur dedi. Demin okuduk ya işte böyle mahalek Allah'ın nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Tasavvufu anlamayan buraları anlamaz ha.
Tasavvuf gözüyle bakmayan burayı anlamaz. İlk nur Allah-u Teala'nın var ettiği ilk nur Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikati. Nur o muhabbet. Ve akbaktu en urafe. Ben bilinmemi sevdim diyor Cenab-ı Hak. Çünkü kendisi mahfiyen. Başa dönelim şimdi dur. Defteri bir kapatalım. Hangi defteri? Kainatı gözünden sil. Kainat yok olmuş. Yüzü yok. Bir şey olmadığını tasavvur et. Sadece kim var? Yani Allah öyle bir şeyim. Sadece Allah var. Onunla beraber hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak zat ve sıfatları beraber mevcut. Kadim, ezeli, ebedi. Hiçbir şey yok. Böyle devam ediyor. Zaman yok, mekan yok. Mevla Teala ve ahbebtü en hurafe diyor. Bilinmemi sevdim. Kullarım olsun beni bilsinler. Bana kulluk etsinler. Ben de onlara mükafat vereyim. Tabi bu arada şire veren olacak. Bozuğu olacak tabii ki. Onlar bir imtihan. Tabii ki onun imtihan için şart. Böylece fakalakul kalka. Halkı yaratır. İşte yaratmayı murat edince ben sevdim ya bak sevdim. Tehbettü en uğrafe. Bilinmemi sevdim. Bilineyim, tanınayım. Ne büyük Rabbimiz var diye bilmemiz lazım. O bilinmeyi sevdi işte sevgi sıfatı Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Sevgisinin aksedilmesi de harice vurması da Efendimiz Aleyhisselam hakikati oluyor işte. Ne oldu bak? Cenab-ı Hakk'ın sevgi sıfatının zilli gölgesi. Şu ışık yukarıda asıldır. Burası onun gölgesi bak. Gölgesiyle bakıyoruz ha. Oraya bakarsak gözümüz kör olur. Güneşin kendisine bakarsan devam gözü kör olur. Güneşin vurduğu ışıkla gündüz değil mi? Her şeye dayanıyor. Bütün alem. Güneşin kendisine dayanamayız. Yani Mevla'nın kendisine bakmaya mümkün değiliz. Çünkü gücümüz yok. Ama onun aynasına, onun nurunun biraz bize doğru dönmüş aksine bakıyoruz. O aksine tam bakmak için de tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın haliyle hallenmek lazım. Hemen olmaz tabii. Ama önce iman lazım. Bu Allah'ın nurudur. Allah-u Teala'nın yeryüzünün halifesidir. Nurudur. O itikatla yanaşıyorsun, tabi oluyorsun. Devam. Kabiliyetine göre açılır. Cenab-ı Hak cümlemize güzel haller nasip eylesin. Bak nur. İşte Allah-u Teala'nın nurudur. Ayet-i kerimeler Efendimiz Aleyhisselam'ı bize tanıtıyor. İnna biz erselnake seni gönderdik ey Habibim. Şahiden, şahit. Bütün ümmetlere şahit olacak. Mübeşşiren, müjde edici. Tabir onlara müjde ediyor, ebedi hayat var. Ve nezilen, inkar edenleri de korkutuyor. Önünüzde büyük bir tehlike var. Ve deanen ilallahi, iznihi Allah'ın izniyle Allah'a davet ediyor. Ve siracem müniram. He? Nur veren bir kandil. Efendimiz Aleyhisselam, görüyor musunuz? Alem aydınlatan bir nur. Böyle peygamber ümmetiyiz ha. Ne acayip şey. Sanki insan değil. İnsan ama bak ne acayip asılları var. Ya. Allah'tan ki ben insanım dedi yani. Beşerim. En kul innemâne beşerim. Beşerim mislikum. De onlara ki ben de sizin bir beşerim. Ama yuha ileyye. Bana vahiy ediliyor. Ha, fark orada. Bana nur geliyor. Bana Allah-u Teala'dan devamlı akıyor. Herkese akmaz. Biz ondan alacağız. Herkesi Cenab-ı Hak muhatap kabul etmez. Cenab-ı Hak alemde sadece onu seviyor. Bir de ona tabi olanı seviyor. Tabi ol, sevin. Başka çaresi yok. Elem neşrah leke sadrak. İnşirah suresi değil mi? Son kısımlarda. Sattuvan aşağıda. O sure direkt Efendimiz Aleyhisselam'ın hallerini beğen diyor. Ben senin diyor Cenab-ı Hak göğsünü açmadın mı? Göğsü açıldı, yarıldı. Küçükken bir yarıldı, bir de miraç, peygamber geldiği olacağı zaman yarıldı, bir de miraca çıkacağı zaman. Üç kere. Küçükken, süt annesindeyken, çayırda, dağda, yaylada oynarken melekler geldiler beyaz kıyafetle, onu yatırdılar yere, göğsünü yarıp, kalbini çıkarıp temizlediler. Nur doldurup kapattılar. O arada çocuklar görünce korktular, kaçtılar. O geldi baktılar ki, göğsünde gerçekten bir çizik var. Ama anlaşılıyor. İkinci olarak peygamberlik verileceği zaman tekrar bir daha yarılıp ona maneviyat doldurdu. Üçüncü olarak da miraca çıkacağı zaman. Yani. İşte biz nasıl olacağız? Biz zikirle, ibadetle, manevi sofrayla bizi böyle hale, ona uygun hale getirirler. Bize böyle bir muamele yok ama onun ümmetiysek ki öyleyiz elhamdülillah, o zaman onun adımlarını izlersen onun kemalatından senin de ruhuna çok şeyler akseder. Ve vaddana anke vizrek, bak üzerinden yük kaldırdık. Ellezi emtazaz zahir. Sırtını büküyordu. Ne? Çünkü tebliğ ediyordu. Dinlemiyordu, anlamıyorlar. Kabul etmiyorlar. Çok Efendimiz Aleyhisselam üzülüyordu. Şu oluyordu, sıkılıyordu. Mevla Teala göğsünü açtı, genişletti.
artık dünya karşısına çıksa aldırmaz onlar. O vasfesine bak. Evet. Resul'e itaat eden, men yutur Resul, kim Resul'e itaat ederse, fakat etallah, muhakkak Allah'a itaat etti. Bak Allah-u Teala kendine itaati, ona itaatle bir saydı. Görüyor ve seni biz alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Bu rahmetten nasip olmayan kimse yok. Herkes. Bilir, bilmez ama herkesin ondan şeyi var, istesi var. Kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah-u Teala bak, imanın şartı olarak kelime-i tevhid ve kelime-i şehadette la ilahe illallah ve enne Muhammed Abdu Resulü, değil mi? Bu kelimeyi söylemeden iman olmuyor. Yani Allah-u Teala'yı kabul ettiğin gibi aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kabul etmen lazım. Ne kadar büyük. Allah-u Teala kendi yanına onu koymuş bak. Hep bak, mirakta Allah-u Teala ismini vermez diyoruz. Rabiler diyormuş ki, siz camilerinize girmiyoruz. Niye? Orada siz isimlere tapıyorsunuz diye. Muhammed'in ismini yazmışlar diyor. Ne yazacaktık ki? Ya bu Selefi'ci var ya, Selefi İşit Tayfesi. Önce ufak ufak başladılar, sonra azdırdılar, şimdi tamamen iş çığırından çıktı. İnsanın gözü boş kalmayacak, insanın tasavvuru boş kalmayacak. Eğer boş kalırsa puta tapar, kariye tapar, paraya tapar. Onu doldurmak için ya Allah'ı görmen lazım, ya Allah'ı göreni görmen lazım, ya göreni göreni görmen lazım. Gözün, kalbin Allah'ın sevdiği bir şeyler, Kur'an'la, namazla, ibadetle meşhur olması lazım. Onun için ecdadımız, ulema böyle yapmış. Camiyi süslemek yok değil ama bu nedir? Ayet-i kerimeleri koymakla, Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini koymakla, Ashab-ı Kiram'ın bak dört halifenin Ehl-i Beyt'in ismini koymakla itikadımızı sağlam alıyorlar. Hatırla, öğren, merak et, sor. Yani, o yüzden hiçbir şey boşuna yapılmamıştır. Ulemanın hoş gördüğü, güzel gördüğü şey Allah katına güzeldir. Alimse, veli ise, Allah'ın halis bir kuluysa o ulemanın sevdiği, uygun gördüğü, münasip gördüğü şey Allah katında münasip. Bak namazdan sonra hep beraber tesbih çekiyoruz. Böyle değil de aslında. Değil mi? Herkes kendisi ayrı ayrı çekmesi lazım. Kim namazdan sonra 33 defa subhanallah derse, 33 defa elhamdülillah derse, 33 defa Allah'a hükmet derse, peşinden la ilahe illallah, la şerike illallah, hüsnü kadir, başına da ayet kürsü okursa o cennetlik. Herkes kendisi yapabilir bunu. Ama millet yapmıyor, yapmaz. Tembellik yapar. O yüzden Hanefi'miz, uleması bunu toplu yapılmasını, müezzinlik sistemini oluşturdular. Bak, ekserisi kalıyor, gitmiyor. Ben de katılayım diyor adam. Toplu zikir zaten, cemaat de zikir de. Cemaat de namaz, 27 kat sevap. Cemaat de zikir, daha fazla sevap. O yüzden kimse inkar etmesin. Bu ayette yoktu, şeyde yoktu. Vezgürullah'a kesin ediyor. Vezgürüüü, cemi değil mi bu? Allah'a zikredin. Topluca zikredin de. Namaz kılın, Kur'an okuyun, tesbih çekin, bak topluca burada ders yapıyor. Hep ayetin içine girer bu, ararsan bulursun. Ama illa adam diyor ki, illa bu şekilde bir ayet var mı? Kalın kafalı, sana bir ayet gelmez. Onu Ebu Cehil de istedi, öyle yok. Ayeti Allah indirir istediği şekilde, biz karışamayız. Biz Efendimiz Aleyhisselam'ın ve ashabının ve peşine gelen alimlerin anladığı şekilde anlamaya mecbur. Başka da seçeneğimiz yok, başka özgürlüğü yok. Yemek yeme özgürlüğün var. Kuru fasulye yiyebilirsin. Hamsi yersin. Ne yersen yersin. Helalından ye. Ama din içinde özgürlüğün yok. Konuşma fazla. Sana bırakılmadı o. Kur'an geldi. Kur'an. Bitti. Demokrasi yok dine göre. Laiklik yok. Şu yok, bu yok. Ne var? Din. Allah'ın istediği var. İstemediğini yapamazsın. Yaparım. Yap bakalım. Yap bakalım hadi. Yapıyorum yani. Yap. Sana izin ver de yapıyorsun. İzin vermezse o zıkkımı boğazına tıkar. İzin vermezse bir adım atamazsın. İzin veriyor ki cezan çoğalsın diye. Ya da tövbe edeceksin. İçinden biri. Tövbe etmezse cezası çoğalacak. Yoksa Allah-u Teala kafirlere izin vermezse, Firavun'a izin vermezse nasıl Firavunluk yapacaktı? Şeytana izin vermezse nasıl şeytanlık yapacaktı? Şeytan yapamazsa o zaman kim yapacaktı onu? Biz mi yapacaktık? Allah muhafaza. Bırak yapsın ya. Adam rolünü seçmiş. Allah hidayet versin diyelim ama kafir de gerekiyormuş demek ki. Savaş, mücadele, cihat, hakkın anlaşılması için değil mi? Bir mücadele gerekiyor. Allah hidayet versin diyelim ya, dua edelim ama olmuyorsa ne yapalım? Cehennemde dolacak. Herkesin nasibi var. Bizi Allah-u Teala, Efendimiz Aleyhisselam'a ümmet yaptı elhamdülillah. Ehli sünnet yaptı elhamdülillah. Daha ne arıyoruz? Ehli sünnet. Ümmetim 73 fırkadır.
Bir fırkası. Direkt cennete gidecek. İtikattan sorun yok. İtikattan dolayı sorgu yok yani. Ve kim onlar? Ben ve ashabımın olduğu gibi olan. Benim ve ashabım inandığı gibi ne? İtikat hususunda sorunları yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abdü Resulü. Ne diyorsan kabul ya Rabbi. Gitti. Bunu bozma. Bu şekilde öldün. 7000 senede kalsan cehennemde, sonunda cennettesin. İnşallah cehenneme uğrama ya. Onun için de namaz, ibadetler var. Onları yap. Siyahları çoğal. Ama hiç yapmasa bir adam, kafayı çekti, zina etti, her gün rezil yaptı ama imanını koruyor, muhafaza ediyor, korkuyor. İmandan çıkmaktan korkuyor, muhafaza ediyorsa imanını. Bu adam da Müslümandır, cenazesi kılınır, kestiği yenir. Din kardeşimizdir, ne yapalım? Günahkar, batmış pisliği, Allah kurtarsın. Ama Müslümandır. İnkarcı değil. Bütün dünyanın kafirlerinden daha eftaldir. Ya. O yüzden İslam alemine bir baş lazım. Ya Rabbi şu Türkiye'yi şeriatta, tarikat, hakikatta, marifette önder eyle ya Rabbi. Amin. Tekrar şu ümmeti kucaklayacak bir güç ver ya Rabbi. Amin. Bozuğunu, çaranı, çürüğünü toparlayıp ıslah edecek ve düşmana karşı, küfre karşı yekpare ayağa kaldıracak bir güç nasip et ya Rabbi. Amin. Başka türlü hepimiz darmadağınız görüyoruz. Paramız para değil, petrol petrol değil. Her şey gidiyor gümbürteye. Neden? Çünkü baş yok, güç yok, şey yok, kuvvet yok. Organize yok yani. Cenab-ı Hak o başı nasip etsin inşallah. Amin. İslam halifesini inşallah nasip etsin. Derdimiz çok inşallah. Bu geceyi Cenab-ı Hak derdimize derman eylesin. Amin. Bak şehadet kelimesini söylemeden iman olmuyor. Ben Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kabul ettim demeden Müslümanlık yok. Ezanına bak okuyoruz da. Eşhedü enne Resulullah değil mi? Her gün 5 defa en az okunuyor. Ettehiyyat da okuyorsun. Ayetten de oku, boş durma. Böylece ceddidü imaneküm bi kavli la ilahe illallah, la ilahe diyerek imanınızı tazeleyin diyor. Efendimiz Aleyhisselam. Demek paslanıyor. O yüzden çok zikir lazım. Bir adama 40 kere deli desin, deli olur diyorlar. Bak, tersi böyle. Doğru düzü 40 kere Allah Allah dersen inşallah Allah'lık olursun. Biz öyle diyelim ya. İnna Allah ise inna Allah melaikete uysalna alinebi. Ya eyyüle zâmenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Bak Allah da melekler de Efendimiz Aleyhisselam'a salat ediyorlar. Allah rahmetini indiriyor. Melekler istiğfar ediyor. Müminlerden de dua salavat. Allahümme sallâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammed dediğin zaman bir melek bunu götürüyor. Ya Resulallah filancı 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 ümmetinden kişi sana salavat okudu. Mevla Teala adama 10 misliyle rahmet ediyor. Cuma günü okursanız direkt ben alıyorum diyor. Cuma günü özel bir gün. Bir de kabrine gidip selam verirsen Allah-u Teala ruhu bana iade eder. Senin selamını direkt alırım ben diyor. Yani o yüzden gitmeye çalışalım inşallah. Demek ki bak bu ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselam'a sürekli Allah-u Teala tarafından, melekler tarafından, müminler tarafından sürekli akıyor. O yükseliyor diyor amına. Makam Mahmud. En yüksek makam. Fatiha'da okuduğumuz ihdine sıratlar müstakim. Bizi dost doğru yola ilerler. Sıratlar bizim enam talihim. İn'am ettiği, nimet verdiği o sapıkların gazaba uğrayanların yolu değil de in'am ettiğin peygamberlerinin yoluna bizi girdir. Diyoruz değil mi? İşte orada en büyük peygamber olsa sendir. Onun yolunadır. Bu ayetten de böyle bana çıkar. Vellezî câbis sıkkı sadakatle, doğrulukla gelen ve saddaka bir onu tasdik eden peygamber var ya ulaike hümül müttekûn işte onu tasdik edenler de kimdir? Dost doğru yolda olanlardır. Doğruyu getiren Efendimiz Aleyhisselam. Onu tasdik edenler ümmeti hepsi onunla beraberdir. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey var. Tebima rahmetin minallahi lintelehum elerkünde fazzan galizel kalbilen fazlu min havlik فَعْفَ عَنْهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَشَاغِرْهُمْ بِالْاَمْرِ اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Âl-i İmran Suresi 159. ayet-i kerime. Bak ne buyuruyor Cenab-ı Hak. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandım. Ashab-ı kirama karşı insanı çok yumuşaktı. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlarla tanış, meşvere.
Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven, tevekkül et. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o Resul. Bak Tevrat'ta da İncil'de de Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi şerifi yazılı. O Resul'e o ümmi peygamberi uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal eder, pis şeyleri haram eder. Üzerlerindeki ağırlıklarını ve zincirleri, meşakkatli hükümleri indirir. O peygambere inanıp ona tazim gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluş erenler onlardır. Ne büyük vasıflar, görüyor musunuz? De ki ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız. Kezâket câlinâküm ümmete vesatân. İşte aynı şekilde biz sizi orta ümmet, tam ortada, orta halli bir ümmetiz biz, ileri geliyor. Bizi orta ümmet yaptı Cenab-ı Hak. Niçin? Tekûnü şühedâlin nâs. Bütün insanlara şahit olmamız için. Ve günü Resulü şeylanıyor. Ama Resul de bize şahit olacak. Ha? O zaman ne yapacağız? Bizim bütün işlerimiz ona gösteriliyor. Ya Rabbi hakkımızda lehimize şahit eyle inşallah. وَمَا كَانَ اللّٰهِ لِيُعَذِّبَ مَنْ تَفِيهِمْ Bak bu ayet ne diyor? Dediler ki, gittiler Kabe'nin duvarına asıldılar örtüsüne. Ey Allah'ım diyorlar kafirler. Müşrikler de Allah diyor ha. Bizim şeyler demez peki lanetliler, ateistler. Ama Mekke müşrikleri sıkıştı mı Allah diyorlar. Ey Allah'ım diyorlar. Ha bu Muhammed haksa, doğruysa, getirdiği haksa başımıza taş yağdır diyorlar. Bak kafaya bak. Ya rahmet, bize rahmet et demiyorlar da. Taş yadırıyorlar. Mevla cevap verdi. Bu kalın kafalara bakma ya. Sen orada olduğun zaman ben onlara azap etmem. Ve istiğfar ettikleri zaman da azap etmem. Onlar istiğfara devam ederse bir de sen oradaysan azap yok. Genel azap yok. Ufak tefek azap var. Efendimiz Aleyhisselam ahirete gitti. Mâ kâne lillâhi yu'azzibuhum men tefihim. Sen orada olduğun halde onlara azap etmem mi diyor. Mâ kâne lillâhi yu'azzibuhum yestağfirun. Onlar istiğfar ettiği halde tövbe ettiği halde yine azap etmem. İki şey. İki şey var. Biri Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisi, bir de istiğfar. Kendisi ahirete göçtü. Sünnet-i seniyyesi var işte. Sünnetini yaşarsan genel azap yok. Ufak tefek cimcikleme var yani tabiri caizse. Yoksa genel azap gelirse Allah muhafaza kimse belini kaldıramaz. Ha? Bir de istiğfar. Kimin sayfasında istiğfar çoksa ona müjdele olsun. Onun hürmetine Cenab-ı Hak azap göndermiyor. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de olduğu dönemde hiç azap gelmedi. Oradan çıkınca hemen Bedir'de ne oldu? 70 tanesi geberdi. Geberdi. Yani sonra hepsi ne oldu? Fethedilince tövbe ettiler, iman ettiler. Bak eğer onlar seçilip müşriklerden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli ve azabat çarptı. Demek ki Müslümanlar da kafirler bir arada yaşadığı için genel azap gelmiyor. Kafirler, münafıklar bizim sayemizde yağmurları yağıyor, suları kullanıyorlar, nimetleri kullanıyorlar. Eğer bizi ayırıp tefederlerse bir tarafı var ya, kendileri üç gün yaşayamazlar. Bilmiyorlar ya kavgabalar. Onlar Mescid-i Haram'ın mütevellileri olmadığı halde, müminler oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Demek ki Müslümanları oraya sokmadılar. Onun üzerine Cenab-ı Hak da onları hepsini esir etti. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethetti. Ondan sonra onları topladı. Bak ne kadar sabırlı ki onu anlatıyor. O kadar eziyetler, saldırılar, işkencelerden sonra Efendimiz Aleyhisselam 10 sene sonra geldi Mekke'yi fethetti. 8 sene sonra falan. Size ne yapacağımı zannediyorsunuz? Dedi ki hayır iş yaparsın. Sen kıymetli kardeşin ve kıymetli kardeşin evladısın. Senden iyi çıkar. Dediler. Biliyorlar şunu. Buradaki kardeşim Yusuf'un dediğini diyorum. Bugün başınıza kalkmak yoktur, kınamak yoktur. Allah sizi affetsin. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz hepiniz ölsünüz. Bütün Mekke halkını serbest etti, mallarını onlara iade etti. Ve o gün bayram oldu işte. Rasulü eyalim sabret alâ mâ esâbek. Sana isâb eden şeylere. İnne zâgün azim yumur. Bu çok azametli büyük iştir. Sabır çok büyük iştir. Hasbül kemâ sabalul azmi minel rusul. Resullerden ulazim sahip olan peygamberler gibi sabret. Hemen meddua etme.
vel yafu vel yasfahu. Onları affet, görmezlikten gel. Bana ben sabere, kim sabrederse ve gafere affederse inne zâkir lemin azmin umur. Çok büyük işlerdendir. Mevla bize bu ahlakları nasip etsin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette gelince Cebrail aleyhisselam'a sordu. Af tarafını al. Marufla emret. Cahillerde yüz çevir. Ne demek? Dedi ki Cebrail aleyhisselam, gidip bunu Allah-u Teala'ya soracağım. Gitti geldi dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala seninle alakayı keseni eklemeni, bağ kumaranı ekle diyor. Seni mağrur edene vermeni, sana zulmedeni affetmeni emrediyor. Sana isabet edene karşı sabret. Muhakkak ki bu işlerin en büyüklerindendir. Yani kim sabrederse, affederse şüphesiz bu yapılmaya değer şeydendir. Efendimiz Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda önündeki dişleri, dört tane dişi kırılmış. Şehit oldu, biliyor musun? Mübarek yüzü yarıldı. Ashab-ı Kiram diyor ki, ya Resulallah, aleyhlerine beddua etseydin ya, kökünü kazılsınlar. Gördü ki ben lanetçi olarak gönderilmedim. Lakin Hakk'a davetçi ve rahmet olarak gönderildim. Allah'ım kavmimi hidayet et, onlar bilmiyorlar diye buyurdu. Hasem'e diyor ki, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Nuh Aleyhisselam kavmini beddua etti. Rabbim yeryüzünde kafirlerden bir tane bırakma. Şayet bunun benzeriyle sen aleyhimize beddua etseydin var ya sonuna kadar hepimiz helak olacak. Muhakkak senin sırtına basıldı, yüzün kanatıldı, dişleri kırıldı. Sen ise hayırdan başka bir şey demekten sakındın ve dedin ki Allah'ım kavmini bağışla. Zira onlar bilmiyorlar. Yani, nitekim de ne oldu çoğu? İman. Ayşe Validemiz diyor ki Efendimiz Aleyhisselam kendisine yapılan bir zulümden Allah'ın haram kıldığından başkası dışında hiç kimseden intikam aldığını görmedim. Allah'ın haram kıldığı şeylerde ancak ceza verirdi. Değilse kendi hakkındaki şeyleri affederdi. Eliyle Allah yolunda cihat etmekten gayrısı dışında kimseye vurmadı. Hiçbir hizmetçisini de ve hanımı da asla dövmedi. Bak hiçbir hizmetçisini ve hanımını da asla dövmedi. Noktayı koyalım, terliği, sopayı kafamıza vuralım, hanıma vurmayalım. Kendimizi dövelim. Hanım anlamıyor, biraz bağırsın o zaman dön kendine bağır. Ne yapalım? Bu zamanda anlayış azaldı. Biz de anlamıyoruz bazen. Hanım nasıl anlasın? Dolayısıyla kavgaya yaparken, hanımla kavga ederken dikkat edelim. Hatta aşmayalım, geri gitmeyelim. El kol hareketi olmasın. Sözde şey tamam bırak. Ya bir de orada konuşurken de git evin babanın evine falan filan dediğin zaman o zaman iş tehlike. Boşama işine girer o iş. O zaman hanımdan mahrum olursun ha. Ağzını tök, elini tök, nefsini yut. Allah-u Teala sana nasip etti o kadını. Sabret. Zaten cennete girdiğin zaman inşallah o da çok güzel olacak. Sen de çok güzel olacaksın. Birbirinizi çok beğeneceksiniz. Sabret ya. Az kaldı, az kaldı. Fazla kalmadı yani. Külle atin gari, her gelen yakındır. Efendimiz Aleyhisselam kendisine gelip bir şey isteyene çok fazlasıyla verirdi. Varaka bin Nefel demiş ki, muhakkak sen bu taşlara yardım edersin, acizlere yardım edersin. Abbas radıyallahu anh taşıyamayacağı kadar ağırlıkta altın verdi. 90 bin dirhem gümüş göndermişler Efendimiz Aleyhisselam. 90 bin dirhem, 3'ten 4'ten çarpın 36, 360 bin ediyor. O kadar gümüş para. Hasın üzerine onları sermiş, gelene verdi, gelene verdi. Bitinceye kadar oradan kalkmadı, kimseyi geri çevirdi. Adam bir geldi, yarısı bir şey ihtiyacım var. Yanında bir şey yok. Fakat benim adıma git bir yerden al, borcunu bize yazsın. Hazreti Ömer dedi ki, yarısı bu gücün yetmeyen şeyi niye üzerine alıyorsun? Allah-u Teala sana bunu yüklemedi. Bu söz Efendimiz Aleyhisselam hoşuna gitmedi. Ensardan bize dedi, ya Resulallah infak et, ver. Arşın sahip tarafından eksiltileceğinden korkma. Deyince Efendimiz Aleyhisselam başlayıp gülmeye. Yani işte bak ben bununla emredildim. İşte cömertlik Efendimiz Aleyhisselam'ın en güzel ahlaklarından bir tanesi de budur. Cenab-ı Hak zenginleri de bilhassa cömert eylesin. Ha. Zenginlere daha fazla para lazım biliyor musunuz? Biz zenginlere yardım derneği kuracağız ama bir türlü kadroyu oluşturamadık. Zenginler çok hoşuna gidiyor. Zenginlere yardım derneği. Zenginin kesesi dolmaz ama fakirin de midesi dolmaz ha. Fakiri de kim bakacak? Zenginler. Onların vazifesi. Muaviz İbn Afra zaten diyor ki ben Efendimiz Aleyhisselam'a bir tabak yaş hurma ve kabak getirdim. Kabacık severim. Bana iki avuç dolusu takı ve altın verdi. Bak iki tabak yemeğe karşılık iki tabak dolusu altın verdi.
Efendimiz Aleyhisselam yarın için hiçbir şey biriktirmezdi. Şecaati, cesareti onun gibisi kimse yok. Diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam o kadar şecaatliydi ki Huneyn Savaşı'nda Ashab-ı Kiram bozuldu, kaçıyorlar. Diyor ki bir tanesi, ben diyor sordum o savaşta olanlara. Siz Efendimiz Aleyhisselam'ı Huneyn Savaşı'nda ortada bıraktınız, kaçtınız mı ya? Nasıl yapılmış? Evet kaçtık ama diyor Efendimiz Aleyhisselam yerinden kımıldamadı. Onu görmüştüm diyor, beyaz katırın üzerindeydi. Ebu Süfyan katırın yularını tutmuş. Efendimiz Aleyhisselam şöyle indi diyor, ben peygamberim, yalan değil, gelin. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum, gelin diyerek sesli bağırınca bütün ashab-ı kiram hemen anladılar ki Efendimiz Aleyhisselam yaşıyor, koştular geldiler ve savaşı kazandılar. Abdullah Abbas diyor ki, Müslümanlar ve kafirler savaşınca Müslümanlar dönüp kaçtılar o Huneyn Savaşı'nda. Efendimiz Aleyhisselam katırını düşmana doğru sürüyordu. Ben katırın yılları tuttum, acele etmemesi için ona mani olmaya çalışıyordum diyor. Ebu Süfyan da üzüngüleri tutuyormuş. Sonra indi etti, ey Müslümanlar dönün gelin. Efendimiz Aleyhisselam'dan daha atılgan, cesaretli, cömert, faziletli olanı görmedim diyor. Hazretlerimiz diyor ki bizim üzerimize savaş şiddetlenince, iş uzayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile kendimizi himaye verdik. Yani onu önümüze alıp arkasına girerek savaş ettik. Düşmana ondan daha yakın kimse olmaz. Bedir gününde gördüm ki biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında onu önümüze almışız, siper yapmışız. O düşmana en yakındaydı. O gün insanların cesaret bakımından en derin derece olanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En cesaretlisi, en güzeli, en cömerti, ahlak en güzel olan. Şimdi Allah'ın seçtiği işte. Ha? Gece yarısı büyük bir korku olmuş Medine'de. Medine'de. Efendimiz sallallahu hemen kalktı. Talha'nın radıyallahu bir atı varmış eğersiz. O at da çok yavaş gidermiş aslında. Ona bindi. At son sürat. Gitti Efendimiz sallallahu baktı geldi döndü. Rahat olun, korkacak bir şey yok dedi, herkesi teskin etti. Ey Rabbim sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav, biz onları yakıştırmakta oldukları şeyi çok ümmetliyiz. Onlar ne derse desin sen kötülüğe karşı iyilikle muamele et. Buyurdu ki ben davete icap ederim, bir koyun paçası da olsa hediye kabul ederim. Bu değersizi demem diyor ha. Enes Radan diyor ki ben Efendimiz Aleyhisselam'a 10 sene kadar hizmet ettim, bana bir defa öf demedi. Yaptığım hiçbir şey için bunu niye yaptın demedi. Yapmadığım şey için bunu niye yapmadın, terk ettin demedi yani. Efendimiz Aleyhisselam ev halkına da böyle davranırdı. Birisi bir şey dediği zaman buyur, buyur diye onu davet eder. Bu ahlakları işte inşallah bize Cenab-ı Hak nasip etsin. Çocuklarla konuşur, yaşlıyla konuşur, onlara hürmet eder, hediye verir. Hürle, köleyle, cariye, fakir, zengin olsa olsun herkesin davetini icap eder, ilgilenir, hasta izlerler. Bu şekilde bir anlayış Cenab-ı Hak bize nasip etsin inşallah. Tek başımıza yapamayız bu işi, işte vakıf, cemaat, cemiyet olduğu zaman içimizdeki güzel ahlak kardeşlerin sayesinde ulaşamadığımız şeye ulaşabiliriz. O yüzden inşallah hizmetlere katılmaya çalışan arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam doğum günü sabahıyla sabaha karşı dünyaya teşrif buyurdu. O doğduğu zaman Sava Gölü kurumuş, göl, büyük bir göl kurudu. Semava Deresi çorak bir yer taşmış. Olmayacak şeyler. Kabe yakında bulunan dedesi Abdülmuttalib'in kulağına bir ses geldi. Şu anda oğlu Abdullah'tan bir çocuk dünyaya geldi. Onun varlığı alemlere rahmettir. O çocuğun adını Muhammed koy demişler. Doğumuyla yeryüzü ve gökyüzü nura boğuldu. Nura kalp oldu. Bir peygamber orada dünyaya geldiği zaman bir kırmızı kızıl bir yıldız çıkarmış. Son kez o yıldız görüldü. O gecenin sabahında Medine'de bir Yahudi demiş ki ey millet bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu. Anlıyorlar çünkü onun kitabında var. Efendimiz Aleyhisselam doğduğu zaman göbeği kesilmiş ve sünnetli olmuş. Sünnet olmuş adeta. Hemen secdeye kapandı. Ümmeti ümmeti dedi ya. O istiyordu ümmeti, ümmeti diyordu. Sen kocamışsın, terk edersin sünneti ya. Niye terk ediyorsun sünneti? Meclislerin, İran'daki meclislerin tapındığı, bin yıldır tapındığı ateş sönmüş o gece. İran hükümdarının sarayı 14 tane sütun yıkıldı. Kisra zor kaçtı canını kurtardı. Büyücüler, sihirbazlar eli ayağı tutuldu. Gökten daha haber veremez oldular. Çok böyle mucizeler oldu ve anlaşıldı ki son peygamber dünyaya gelmiştir. İnşallah şimdi onların numuneleri, onların parıltıları bu aleme tekrar yansırsa inşallah bu alemin belasından, musibetinden Cenab-ı Hak dünyayı, şu alemi kurtarsın inşallah. Şimdi sünnetini ihya etmemiz lazım. Men ahya sünneti fakat ahyani. Bak
sünnetimi ihya eden beni ihya etmiştir. Bakın şimdi Efendimiz Aleyhisselam dünyaya geldi. Hayatını yaşadı ve iftar etti. Ama kabrinde bize bakıyor. Teyit okuyorsun ya. Eyyühen Nebiyyü. Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi diyorsun. Bak kime selam veriyorsun? Ey Peygamber Aleyhisselam sana selam olsun. Demek ki arada irtibat kuruluyor. Öldü gitti çürüdü yok. Peygamberlerin cesedini tokat yemez. Onlar kabir aleminde yaşıyorlar. Ona haberdar ediliyor. O halde onun sünnetlerini yaşayalım. Bak bu kitapçıkta var. Sakal. Sakal zaten tıraş olmak haramdır. Dört mezhepte. Şöyle bir tutam olması sünnettir. Hiç olmazsa ustura vurma. Tamam mı? Bu da var. Cübbe giyinmesi. Gömlek. Şalvar giyinmesi. Sarık, imame. Sarıkla kılınan bir namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 kat fazla. Rivayetler. Tesbih kullanmak. Misvak. Misvakla aldığın abdest 70 kat. Başka bir rivayette 40 kat. 400 kat. Sevabı var. Tesbih kullanmak. Çekirdekle tesbih etmişler. Elle tesbih, taşla tesbih. Bunun hakkında kitapta şeyler var. Musafa. Namazdan sonra tokalaşmak. Musafa ediyoruz ya. Sünnet namazları var. İşrak namazı, kuşut namazı, evabin namazı var. Yastan sonra, öğleden sonraki sünnetleri dört kılmak var. Kabir nur namazı var. Teheccüd namazı var. Selamdan sonra istiğfar var. Tesbihler var. Bu sünnetleri yapalım arkadaşlar ki Efendimiz Aleyhisselam'ın aleme gelişinden bizde nasibimiz olsun. Tembellik etmeyelim. Ashab-ı kiramın da tamamını sevmemiz lazım ha. En fazla Efendimiz Aleyhisselam'ın sonra dört halifeyi, ehl-i beytini, ashab-ı kiramın tamamını sevmek ehl-i sünnetin alametidir. Ehl-i sünnet olmak istiyorsan tamamını seveceksin. Şiiler sadece ehl-i beyti, 4-5 tane ehl-i beyti severler, başkasını sevmezler. Hariciler, bu IŞİD taifesi hariciler Hazreti Ali'nimizi sevmezler. Küfür ederler, inkar ederler. Dolayısıyla herkesi sapık. Biz ehl-i sünnet hepsini severiz. Hepsi Efendimiz Aleyhisselam'ın akrabasıdır, aile fertleridir, arkadaşlarıdır. Bitti. Ashabım hakkında konuşmayın diyor. İlgilendirmez. Onlar Uhud Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda Mekke'nin fethinde bulunmuş. Allah-u Teala onların affetmiş kusurlarını. Sana mı kalmış? Sakın ha. Niye öyle etti, bu niye öyle etti, öyle etmeseydi, böyle etmeseydi. O imtihanlar imtihandı. Onlar o şekilde imtihanla beraber kazandılar. Biz şimdi ağzımızı tutacağız. En güzel şekilde mezhebimizi, itikadımızı, dinimizi yaşamaya çalışacağız. İleriye konuşmak yok. Din hakkında konuşmak için yetim var mı? Müştehit oldun mu? Yok. Diye o zaman konuşuyoruz. Din hakkında fikir akılla, mantıklı olmaz. Bence, bana göre olmaz böyle şey. Çünkü senden evvel, 1400 sene önce evvel bunu Efendimiz Aleyhisselam söyledi. Onun söylemediği yeri dört talebe söyledi. Fukrayı seba, 7 tane fakir. 100.000 ashab-ı kiram varken bile fukrayı seba konuşuyordu ha. 7 kişi konuşuyordu ashab-ı kiramda. 7 kişi. Hepsi konuşmuyordu çünkü ne oldu olmaz. Hepsi müştehit olduğu halde fukahı seb'a, 7 fakir fetva veriyordu, din adına konuşuyordu. Biz ne oluyor? Herkes şimdi, Türkiye'de herkes hoca, herkes doktor, herkes siyasetçi. Her şeyini anlıyoruz ama ortada, işte halimiz ortada. Hiçbir yer anlıyor. Din adına konuşmayı bırak, dini öğrenip yaşamaya bak. Takva olmaya çalışıyorsun. Şimdi dua yapacağız. İnşallah hizmetlerimizi hatırlatıyoruz. Umre turumuz var. İnşallah beraberce gidelim. Günahlarımız dökülür. Umre arasında bütün günahlar siler. Hac arasında günahlar siler. İnşallah istiğfarlar siler. Hizmetlerimize katılın, destek verin. Yılbaşında ticaret merasimimiz var. Bekleriz inşallah. Çorba ikramı var her sabah bu karşıda derneğimizde çorba ikramı var. İnternet sayfamıza, Müceddit Vakfı'nın sayfasına bakın, paylaşın, çoğaltın, dua yazın, bir şey yazın. Fasıklara, bidatçılara fırsat bırakmayalım arkadaşlar. Mezhepsizlere fırsat bırakmayalım. Allah onlara fırsat vermesin. İşte Suriye'nin halini görüyorsunuz, Irak'ın halini görüyorsunuz. Aynısını Türkiye yapmak istiyorlar. Allah fırsat vermesin. İdarecileri inşallah uyanık eylesin inşallah. Buraya destan gibi yazmışlar. 14.400 salavat-ı şerife. 2 hatim, 41 Yasin. 12.000 salavat. 1 hatim. İsmi burada belli. 1 hatim daha. Sohbetlere gelen için özel. 154.850 salavat. 87.820 salavat. 6 Yasin-i Şerif. 1 hatim. İsimleri burada var. 291 Yasin-i Şerif. 8.000 kelime-i tevhid. İsmi yazılanlar için.
hepsi çokça dua ediyorlar. Hepsi niyet ediyoruz. 5 tane hatim var. Daha sizin de varsa hepsini niyet edin. Hepsini toparlayalım. Duamızı yapalım. İnşallah peşinden de Sakal-ı Şerif ziyaret olacak. Bol bol sevap okuruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Aleyhi ve Sahbihi Ecmain. Rabbena tekabbel minna inneke ente es-semiu'l alim. Ve tub'alena rabbena inneke ente t-tawwabur rahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hadaytena ve hab lana min ladunka rahmeten inneke entel vehhab ya arhamer rahimin ya arhamer rahimin. Şu listede olan tüm hatimleri, salavatları, kelime-i tevhidleri, zikirleri, istiğfarları ve tacize kardeşlerin hukuktan biliyorsun sen. Kabul eyle ya Rabbi. Bazı kelimeyle kabul eyle ya Rabbi. Daha nice nice bol bol rahat rahat okumaya muvaffak eyle ya Rabbi. Bunlardan hasılın sahibi verin bize tacize kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Mübarek Nezim Cemre Hazretleri Şehir Rusad Derin Vesani Bir Peygamber Anı Nizam Resulü Kulam Salavatı Mennan Hazretleri Radıyallahu Aleyhi ve Sellem 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 Bir cümle ameli Kur'an-ı Rahim'e sizin meşanınızı sürmek diye durdurken sizin meşanınızı. Civan-ı Betun Bullah'ın Yuşar-ı Sami ve Eyyub-i Ben Sarıcı'yı Allah'ın Kuşan-ı Rahim'e fasit olmadan ya Usta'nın Zilin'e avucunu zilin'e buna sadece İslam'ı şeklinde. Bir cümle ameli Kur'an-ı Rahim'e annelerimizden, babalarımızdan, komşu belalarımızdan, toz kafralarımızdan, ekrabı takımımızdan, ahirette ithal bütün geçmişlerin ruhuna, şu isimleri yazılanlar ve niyetleri olanların cümlesinin geçmişlerin ruhlarına, finazlarımızın ruhaniyetine alakadın, merat ve değilsen vasıl ya Rabbel Alemin. Kur'an-ı Kerim'in dostlarının Efendimiz Hazretleri'nin şefaatine nail eyle ya Rabbi, şikayetini muhafaza eyle. Hayır muratlarımızı ihsan eyle ya Rabbi. Efendimiz Hazretleri'nin doğum günü olan bu geceyi, bu sabahı ya Rabbi, tekrar İslam'ın yücelmesine vesile eyle ya Rabbi. Sünnet seni her tarafa yayılmasına vesile eyle. İslam alemini Kur'an'da, sünnette birleştir ya Rabbi. Türkiye'yi bu işte en önder eyle ya Rabbi. İslam birliği nasip eyle ya Rabbi. Kafirleri, Yahudi, Hristiyan, Amerika, Rus, Çin, ne kadar kafir varsa ya Rabbi ve münafık, fasık, bidatçı, sapıkları birbirine kırdır ya Rabbel Alemin, defet ya Rabbel Alemin. Bu savaşları çıkaranları, bu bombaları onların ülkesine çevir ya Rabbi. İslam alemini sulha kavuştur, huzura kavuştur, esaretten kurtar, sürgünden kurtar, denizlerde boğulmaktan kurtar ya Rabbel Alemin. Çoluk çocuğu ya Rabbi perişan ettiler ya Rabbel Alemin, sen imdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ya Rabbel Alemin, ya İslam alemini İslam'a çevir, Kur'an'a çevir, Ehl-i Sünnet'e çevir ya Rabbi. Ehl-i Sünnet olmazsa işte millet hali budur, birbirini boğazlıyor ya Rabbel Alemin. Ehl-i Sünnet bir idare, bir güç, kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Yağmurlarımızı, mahsullerimizi, rızkımızı helalinden bulma nasip eyle, kimse muhtaç eyleme. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlara eda nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımız neslimizi hayırlı eyle, namaz ehli, zikir ehli, Kur'an ehli eyle, namuslu edebili eyle, ana babaya, vatana, millete hizmetçi eyle, hikâkir eyle ya Rabbel Alemin. Hayırlı evlilik, hayırlı aile yuvası, hayırlı evlat nasip eyle ya Rabbi. Bekarlara hayırlı eş nasip eyle. Hayırlı evlat nasip eyle, hayırlı geçim kaynakları nasip eyle. Kiradan kurtar ya Rabbi. Şimdi evlatlarımızı, kardeşlerimizi kiradan kurtar ya Rabbi. Kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi. Afattan, felaketten, depremden, yangından düşmesi lazımdan muhafaza eyle. Sihirbaz, büyücü, hasetçi, fesatçı, engelci, manici, yani yanan, yakan, yıkan, döken, her türlü zarar veren şeyden, afat-ı semavi, afat-ı aradığı yerden cümlemizi, çoluğumuz, çocuğumuz, kardeşlerimiz, iman cemaatimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Hizmetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Yardım edenler yardımlarını kabul eyle ya Rabbi. Daha nice hayırlar onlar cümlemizi vesile eyle ya Rabbi. Geçmişlerimizi affeyle. Kabirlerini pürdür eyle. Habibine dostlarına komşu eyle ya Rabbi. İslam alemini İslam'da birleştir ya Rabbi. Ruhunda birleştir ya Rabbi. Tefrikadan kurtar ya Rabbi. Yılbaşı belasından, gavur modasından bu milleti kurtar ya Rabbi. İçkiden, kumardan, çalgıdan, eğlenceden, çıplaklıktan bu milleti kurtar ya Rabbi. Rabbim muvaffak eyle ya Rabbi. Elimizden tut ya, biz kendi başımıza bırakma ya Rabbi. Dostlarından ayırma ya Rabbi. Kardeşlerimiz hayır duaları vardır, sen kabul eyle. Hayır muratlarını ihsan eyle. Manet kuvveti nasip eyle. Elinden yaktan düşünme, kimseye mutaze eyleme ya Rabbi. Uzun ömür, sıhhat, afet. Hüsnü hatime bize Efendi Hazretlerimize nasip eyle ya Rabbi. Başımızdan eski gelip onun nuruyla, Efendimiz Aleyhisselam'ın nuruyla manevi dereceleri nasip eyle ya Rabbi. Kitap ve kabirler makamlarına kavuştur. Suretten hakikate kavuştur. Namazımızı miraç eyle ya Rabbi. Vaatlerimizi hakikatine kavuştur ya Rabbi. Kahretten kurtar ya Rabbi. Tembellikten kurtar. İlim yolunda cümlemizi gayretle eyle ya Rabbi. Medreseleri, ihvanımız, cemaatimiz, tekkeleri tekrar muhafaza eyle. Tekrar açılmasını nasip eyle ya Rabbi. İslam alemine ya Rabbi birlik beraber nasip eyle. Tefrikadan kurtar. Her türlü fitne fesattan muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Hayır muratlarımız insan ya Rabbi nasıl olsa olsa nasıl dua ederdi? Dostlarımız nasıl dua ederdi? Öylece dua ederiz, onların duasıyla dua ederiz. Kabul eyle ya Rabbi alemin. Onları koruduğun gibi bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Her türlü tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Geçmişlerden geçmişlerine rahmet eyle. Bizi kendimize bırakma ya Rabbi alemin. Subhane Rabbi ya Rabbi bizden aleyhissalatü vesselam olsun. Selam olsun. Yaşarım diye anlamışım. Cümle geçmişlerine rahmet eyle. Hayır muratlarımızın has olması için Allah rızası için El Fatiha.